takdim ediliyor. Müsaade edelim. Çok teşekkür ediyoruz anlayışınız için. Türkiye'nin dört bir yanından Erzincan'ı temsil eden değerli dernek başkanları aramızdalar. Onlar da şeref verdi. Hoş geldiler. Tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Sayın abi, buyurun. Sayın Başbakanım, hayırsever iş adamımız Ömer abimizin yaptıklarını söylememize gerek yok. Zaten beldemiz gerçekten hayırsever biri olduğunu her zaman görüyor, her zaman biliyordur. Yakın zamanda okulumuzun bahçesine yine bir kütüphane yaptık. Sağ olsun hayırsever iş adamımız Ömer abimiz kütüphanenin bütün gerekli olan desteğini verdi. Dış cephesi, peyzaj düzenlemesini de yine hayırsever abimiz karşılamıştır. Kendisine de beldemiz adına teşekkür ediyorum. Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Sayın Başbakanım, son olarak beldemizde yapımına başlatmış olduğumuz Sayın Milletvekilimiz Burhan Çakır Bey'in de çok arzuladığı, isminizi de gururla verdiğimiz Binali Yıldırım Spor Kompleksi'nin yapımına başladık. İnşallah kısa zamanda tamamlayacağız. Komplekse de yine Sayın Büyüğümüz Ömer abimizin ve Turgut abimizin büyük destek ve katkıları oldu. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim Ömer abi ve Turgut abi gibi hayırseverlerin sayısını arttırsın inşallah. Bu vesileyle okulumuzun beldemize, şehrimize hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz eder. Sizin nezdinizde tüm hazirine ve tüm misafirlere saygılarımı sunuyorum efendim. Başbakanım, sayın valim, sayın milletvekillerim, protokolün değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Okul açılışımıza hoş geldiniz diyorum. Öncelikli olarak sayın başbakanımızın da izinleriyle değerli iş adamımız Ömer Gültekin'e, hayırsever iş adamımıza huzurlarınızda Kargın beldemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Yaptığı iyiliklerin daha da artarak devam etmesini temenni ediyorum. Erzincan'ımıza, Tercan'ımıza, Kargın'ımıza hayırlarla alınacak daha çok şeyler yapacağına inanıyoruz. Kendisine buradan kaymakamlığımız ve belediyemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hepinize tekrar katılmanız için saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başbakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Erzincan Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Bürokratlar, değerli büyüklerim ve sevgili gençler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ömer Gültekin İlkokulu ve Ortaokulu'nun yapılmasına vesile olan sevgili babamın hikayesi 1943 yılında bu köyde başladı. Dönemin maddi imkansızlıkları sebebiyle eğitimini tamamlayamaması içinde hep bir ukde olarak kaldı. Tüm hayatı boyunca biz çocuklarına eğitimin önemini vurguladı. Eğitimi hem kişisel gelişimimiz hem de ülkeler bazında kalkınmamız açısından ele alabiliriz. Cehalet eğitimle zıt anlamlıdır. Okul çocuklarımızın çok yönlü yetişmesi için uygun olanakları sağlar. Genç beyinlere bilgiyi, insanlığa saygıyı, ülkesini ve milletini sevmeyi, onuru ve bağımsızlığı öğretir. Değerli gençler, öğrenmek merak etmekle başlar. Her zaman bilgiye aç olmalıyız. Güçlü olmak için kendi zayıflıklarımızı iyi bilmeliyiz. Başarısızlığın geçici, başarısızlıktan alınan dersin kalıcı olduğunu hatırımızda tutmalıyız. Hedefimiz zamanımızı iyi yöneterek öğrenmek ve kendimizi geliştirmek olmalıdır. Ülkeler bazında ele alacak olursak, bugünkü dünya düzeninde kalem kılıçtan üstündür. Kılıç şiddeti ve kavgayı, kalemse eğitimli olmayı sağlar ki bu çok daha kıymetlidir. Devletimiz son yıllarda eğitim altyapısına büyük bütçeler ayırmaktadır.
okullarımızı fiziki ve teknolojik açıdan çağın gereksinimlerine uygun hale getirerek öğrencilerimize eğitimde eşitlik fırsatı tanımaktadır. İzninizle son olarak eğitime yapılan yardımların manevi boyutundan bahsetmek isterim. Bir Kızılderili atasözü der ki, son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Dilerim pek çok iş insanımıza maddi hırslarından arınıp eğitime katkı sunarak bunun manevi hazzını yaşamak nasip olur. Çünkü ben babamın yaş alan gözlerinde dönüp geçmişe baktığında hayattan ikinci kez keyif aldığını görebiliyorum. Kendisine sadece eğitime sunduğu katkılar için değil, biz çocuklarına da sahip olduklarımızı ihtiyacı olanlarla paylaşmayı aşıladığı için teşekkürü bir borç bilirim. Başbakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlarım, çok değerli Altınkentli hemşerilerim. Bugün burada bir okul açılışındayız. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye bir yazı Kemal Atatürk'ümüzün yazısını yazmışlar. Bu ilmin kapısını aralayan Ömer abimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Aramızda yine bir hayırsever iş adamı var. Turan Aras abimiz. O da aramızda Refaiye'nin, o da Medaiftarları Cemevi yapımında birçok şeyde dahli var. Ona da şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar. Bütün bunlar Sayın Başbakanımızın başkanlığında teşekkür etmekten Sayın Başbakanımıza da hürmet ve saygılarımı arz ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi ki varsınız. Bakanım, Sayın Valim, çok kıymetli milletvekilim, yine 26. dönem milletvekilimiz, 22. dönem milletvekilimiz, çok kıymetli Erzincan Belediye Başkanımız, saygıdeğer kaymakamımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli başkanları, değerli muhtarlar, sevgili kargınlar, ben de sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu güzel okulumuzun açılışına teşriflerinizden dolayı Sayın Başbakanımızın nezdinde sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii Ömer abi hakikaten beldemize hayat veriyor, can veriyor. Allah kendisinden razı olsun. Evlatları Eda Hanım'a, Seda Hanım'a, Seyfettin Bey'e, Arzu Hanım'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlar da babalar gibi hayırla yarışıyorlar. Rabbim sayılarını artırsın. Allah onlara sağlıklı hayırlı uzun ömürler versin. Tabi veren el alan elden kıymetlidir. Bu dünyada verdikleriniz öbür tarafta sizlerindir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Öyleyse bu hayırda hepimizin Ömer abi gibi, onun evlatları gibi yarışmamız lazım. Hakikaten Sayın Başbakanımız, Sayın Başbakanım, sizlerin bir sözüne Sayın iş adamımız Ömer Gültekin Beyefendi bu güzide eseri buraya çok kısa bir zamanda hemen imal ettiler, ürettiler. Burada 12 köyümüze hizmet için buraya bu güzel eseri meydana getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah burası bir kompleks halinde, karşıda hemen Binali Yıldırım Spor Kompleksi ile orada futbol sahasıyla FIFA standartlarına uygun, yine basketbol sahasıyla, voleybol sahasıyla, peyzaj alanlarıyla, hemen arkasında Fırat'ın kenarında peyzajıyla burada yaşayan belde sakinlerimize ve etraf köylerimize hizmet edecektir. Emeği geçen herkese ben huzurlarında teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımızın bu yoğun programı neticesinde buraya kadar, az önce Tercan'ımızdaydık, bugün de Kargın'ımızdayız. İnşallah Erzincan'ımızda da güzel bir eserin temeli atılacaktır. Buradan sizlere de duyurmuş olalım. Ben tekrar buraya kadar teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Her nereye bakarsak onun eserlerinin imzasını görüyoruz. Ömer Gültekin abimize teşekkür ediyorum. Yine Turgut Türkeş Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Yine perde arkasında olan Serkan Bey'e de teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Birlikte çalışmaktan mutlu olduğum Sayın Başbakanım, çok değerli valim, milletvekilim,
Çok değerli belediye başkanım, Erzincan belediye başkanım, belediye başkanlarım, il başkanlarım, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı, velhasıl çok değerli Kargınlı hemşerim Ömer Gültekin ve Kargınlı kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel okulu yoldan geçerken baktık, hakikaten biraz Beyaz Saray'a benziyor. Kargın'a gerçekten çok yakışmış. Onun için hem projeyi çizen, hem bu eseri meydana getiren, hem katkıda bulunan Ömer Gültekin abimize ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanım, Kargın bizim için sığınak yeri. Gerçekten mecliste de çalışmaktan gurur duyduğum Kargın'ın evladı Burhan Çakır Bey'le ne zaman doğuda bir gezi yapsak hemen dönüşte ya da giderken Kargın'a sığınırız. Çok misafirperverler, her şeyler, elinde gelen her şeyi ikram etmek için çırpınırlar. Çok da eğlenceli geçen günlerimiz oldu Kargın'da. Onun için hem Kargın'a, Kargınlı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum, hem de helallik istiyorum. Değerli, çok değerli başbakanım, hakikaten okula yatırım yapmak, buralarda öğrencilerin okumasını sağlamak çok güzellik. Biz Ömer abi daha önceden 5 senedir tanıyoruz ama daha önceden Turgut Türkeş kanalıyla tanıdık. Ne zaman nerede bir desteğe ihtiyacımız olsa Turgut Türkeş kanalıyla Ömer abi bulur ve hem bursta hem başka yardımlarda her zaman destek olmuştur. Hakikaten köyüne yaptığı yatırımlarda her zaman gurur verici, çok güzel yatırımlar yapmıştır. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum ve de Sayın Başbakanım, hakikaten talimatlarınızla Kargın'a, Tercan'a, Erzincan'a, hatta Türkiye'ye yatırılan yatırımlar için zatınıza teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bakanım, çok kıymetli vekillerimiz, eski vekillerimiz, il belediye başkanımız, rektörümüz, siyasi partilerimizin çok kıymetli il başkanları, siyasi partilerimizin sayamadıklarım var ama AK Parti il başkanımız burada, MHP il başkanımız burada ve yine il müdürlerimiz, rektörümüz, dekanlarımız, Kargın'ımızın güzel insanları ve aslında içinde eğitiminin yarım kalmasından dolayı uhde kalmasın, bize bir mihmandar, bize bir önder, bize bir abi olan çok kıymetli Ömer Gültekin abi ve ailesi, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Can Erzincan'da bereketli bir gün yaşıyoruz. Adeta yıldızlar geçidini yaşıyoruz. Baş yıldızımız tabii her zaman olduğu gibi Sayın Başbakanımız. Bizler kendilerinin himayelerinde çalışmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Onun mihmandarlığında 20 yılda tüm Türkiye'de olduğu üzere Erzincan'ımızda, Kargın'ımızda, Tercan'ımızda hayal olan çok hizmetin gerçek olduğunu bizzatihi hep beraber müşahede ettik. Allah başımızdan eksikliğini vermesin. İnşallah hızına yetişmeye çalışıyoruz. Erzincan'daki kara sevdasına yetişmeye çalışıyoruz. Bugün burada hangi esere bakıyor isek kendilerini görüyoruz. Diğer taraftan Ömer Gültekin abi, tanışmaktan, beraber yol yürümekten şeref duyduğumuz bir abi. Ailesi de hakeza öyle. Sadece eğitim alanında değil, Erzincan'a ve tüm Türkiye'deki hayır hizmetlerine katkısı olan bir abimiz. Kendileri bu okulu imal ettiler. Sabah yaşadığım bir anekdotu anlatmak istiyorum. Misafirlerimiz vardı. Biz de kendilerini otelden aldık. Sayın Başbakanımızla kahvaltı yapmak üzere geçerken Terzi Baba Camimiz var biliyorsunuz. 13 bin mevcudu olan, 13 bin kapasitesi olan bir camimiz. O camiyle ilgili kulağına bir şey çıtlattılar. Dedi ki burası da bende. Sadece okul değil. Sadece cami değil. Sadece cemevi değil. Sadece burs değil. Hayırda yarışan bir insan. Rabbim fazlasıyla kendilerine lütfetsin. İnfakı Allah yolunda harcamayı çözmüş bir abimiz. Allah fazlasıyla yerine koysun. Ben ailesini ve kendilerini tebrik ediyorum. Allah var etsin. Toplumda birlik ve beraberliği sağlayan hizmetler bunların her biri.
Çünkü toplumu birinci derecede aile ayakta tutuyor. Örnek bir ailelik sergiliyorlar. Kendileri de Sayın Başbakanımızın aile efradı ve evlatları da hayırseverlikte. Eğitim diğer biri, o eğitime fazlasıyla katkı koyuyorlar. Hem Sayın Başbakanımız hem de Ömer Gültekin Beyefendi ve buradaki Turan Araz abi gibi büyüklerimiz. Bir diğeri de bize örneklik teşkil ediyorlar. Fikir ve zikir adamlarının ön planda olması gerekiyor. Onların toplumun önünde liderlik yapması gerekiyor. O liderliğini biz müşahede ediyoruz. Aslında evlatları hanımefendi belirttiler. Avukat hanım, ukde kaldı diyor. Hiçbir ukde kalmasın içinizde. Milyonlarca evladı bu okullarda sizler yetiştiriyorsunuz. Bu eserler sizlere ait. Erzincan'ımızda eğitimde Sayın Başbakanımızın mihmandarlığında, hayırseverlerimizin mihmandarlığında Türkiye'de diğer vilayetlerle çok çok önde yarışıyoruz Sayın Başbakanım. Bizim sınıf mevcudumuz ortalama 17 kişi. Hiçbir kolejde, hiçbir özel okulda bulamayacağınız standarda Erzincan'ımız Milli Eğitim Camiamızla beraber ulaşmıştır. Başbakanımızın ve milletvekillerimizin mihmandarlığında. Öğretmen doluluk oranımız %90'ın üzerindedir. Anaokulunda hakeza başarımız öyle. Yüksek öğrenime giriş derecemiz hakeza öyle. Ben bu bağlamda Sayın Başbakanımıza ve milletvekillerimize tüm Can Erzincan adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Benden sonra sözün üstadı Sayın Başbakanımız konuşacak. Ama Can Erzincan adına ben Ömer Gültekin abiye özel bir teşekkür daha etmek istiyorum. Başbakanımızın mimandarlığında bugün Allah nasip ederse Erzincan merkezde üniversite öğrencilerimize burs olarak dönecek. Üniversitemizin eğitim hayatındaki başarılarına yeni başarılar ekleyecek. Bir yaşam merkezi inşaatımızın da temelini atıyoruz. Oranın fikir babası bizim mimandarımız, öncümüz Sayın Başbakanımızdır. Baş bağışçısı yine Başbakanımızın ailesidir. Ama onunla da yarışan yine Ömer Gültekin abimizin ailesidir. Ben her ikisine de Can Erzincan adına, gençler adına, üniversite camiamız adına, rektörüm burada müsaade ederse rektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum. Yeni eğitim yuvasının hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Şükranlarımla Ömer abi ve ailesine. Çok değerli hemşerilerim, Kargı'nın saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, Gültekin ailesinin çok değerli mensupları, Ayşegül Hanım, Seda Hanım, Ömer Bey. Evet, bugün çok güzel bir gün, güzel bir vesileyle buradayız. Benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Temelini birlikte astığımız bu ilim irfan yuvasının bugün açılışını da yine birlikte yapıyoruz. Müthiş hızlı bir iş bitirdi. Turgut Türkeş çok iyi çalıştı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. 11. ayda hatırlıyorsam buraya gelmiştik. Temel atmıştık. Ve sene tamamlanmadan yeni eğitim öğretim yılına yetiştirdiniz. Rabbim birinizi bin etsin. Daha güzel hayırları yapmayı sizlere ve bizlere nasip eylesin. Değerli hemşerilerim, bu duygu ve düşüncelerle 2023'te ne diyoruz? Durmak yok. Duymadım. Durmak yok. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı bunlara rağmen tekrar rekor ayla Kargın iş başına getirmeye hazır mı? Hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Unutmayalım. Etrafımızda çeşitli planlar, projeler var. İçeriden ve dışarıdan böyle akbabalar gibi ülkemizi diz çöktürmeye çalışıyorlar. Bu millet bu oyunu görür ve gereğini yapar. Buna yürekten inanıyorum. Ve hepinizi tekrar bu güzel günde, bu güzel eğitim yuvasının açılışında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, önceki dönem milletvekillerimize, kaymakamlarımıza ve her şeyden önemlisi Gültekin ailesine şükranlarımı sunuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Allah'a emanet olun. Kargın, duymadım. Hazır mıyız? Hayırlı uğurlu olsun. Evet, çok büyük alkışlarınızla efendim. Ya Allah, bismillah. Her şey masanın üstünde. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bizim için 2023 eğitim öğretim yılı açılmadan önce gerçekten Kargın beldemizde hayırsever iş adamı Ömer Gültekin tarafından 90 gün gibi kısa bir süre içerisinde yapılıp teslim edilen ve aynı zamanda son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendinin katılımlarıyla açılışı yaptırmış olduğumuz okul fevkalade içerideki donatımıyla, eğitim öğretime başlamadan önce kitapların içerisinde hazır olmasıyla, bilişim sınıfıyla, yemekhanesiyle, kantiniyle çok modern ve ilimizdeki bütün öğrencilerimiz, bütün okullarımızda derslik başına düşen öğrenci sayımız 17. Burada bundan sonra inşallah hayırseverin içimde kalıp da yapamadığım dediği öğrencilerimizin onun o hayallerini süslemeleri, gelecekte ülkenin yönetiminde belli yerde, belli noktada olmalarını bizler inanıyoruz. Ve eğitim öğretim yılının açılışı öncesi hem okulumuzun hem eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.